Şimdi en sondan Lütfen, başlamak lütfen. isterim. Program sizin hocam, Anjiyonun buyurun. önemi dediniz ya. Anjiyo veya ameliyat. Evet. Hiç fark etmez. Aslında tıbbın temel felsefesinde şu vardır. Bir hastaya biz bir operasyon yapıyorsak, bir ameliyat yapıyorsak veya bir kanlı bir girişim yapıyorsak aslında tıbbın başarısızlığını gösteren bir şeydir. Bir hastaya ameliyat yapmak zorunda isek biz hekim olarak bir konuda yetersiz kalmışızdır ve onu telafi ediyoruzdur. Temel mesele nedir? Korunmadır. Korunma konusunda yetersiz kalmışsak biz veya hastamız bunu radikal bir çözüm arayışı amacıyla hastamızı belki göğsünü yarıp damarlarını değiştirmek zorunda kalıyoruz. Belki daha basit kasıktan girerek bir takım müdahalede bulunmak zorunda kalıyoruz. Önemli olan bizim hastamızın hasta olarak karşımıza gelmeyip o hastalıktan korunabilmesi. Bizim onlara bu konuda rehberlik edebilmemiz, onları yönlendirmemiz. Belirtilere gelince kalp hastalığı dendiğinde ya da kalp krizi dendiğinde aslında aklımıza ilk gelen belirti göğüs ağrısı. Bugün herhangi bir bu konuda bilgisi olmayan birine bile sorsanız diyeceği şey göğsüm ağrıyor, kalp hastası olabilir miyim acaba? Göğüs ağrısının elbette kalp krizindeki şekliyle öncesindeki erken dönemdeki belirti sayabileceğimiz şekli farklı. Göğüs ağrısı bir kriz olmayan bir hastada, kalp krizi anında olmadığını düşündüğümüz bir hastada göğüs ağrısı yokuş çıkarken, merdiven çıkarken, tok karna, serin havada yürürken, belki rüzgara karşı yürürken göğsümüzde batma, yanma, sıkıştırma tarzında hissettiğimiz ağrı şekli. Bu genellikle süreklilik arz etmez. 10 dakika, 15 dakika maksimum. Çoğunlukla da 5-10 dakika aralığında. Ve çoğunlukla dinlenmekle, biraz sakinleşmekle geçen bir ağrı türü. Biz buna stabil anjina diyoruz. Yani sabit, aciliyet arz etmeyen ama mutlaka hastayı hekime götürmesi gereken gerçek anlamda bir sinyal. Kalp krizi dediğimizde, kalp krizindeki ağrı ise artık bir sinyal değildir. Bir alarmdır. Dolayısıyla hani itfaiyenin yangına giderken çaldığı siren sesi var ya, Evet. odur. Dolayısıyla başladıktan sonra göğüs ağrısı genellikle 20 dakikanın üzerinde devam eder. Çoğunlukla da hastaneye varıncaya kadar, damarı açılıncaya kadar devam eder. Ne yazık ki. Bu arada diğer durumdan ayıran kısmı nedir kalp krizinin? Burada dakikalar geçtikçe kalp hücreleri ölmektedir. En önemli fark o. Bizim öncesinde hissettiğimiz yokuş çıkarken, merdiven çıkarken hissettiğimiz göğüs ağrısında bir kalp kası hücresinin ölmesi söz konusu değil. Ama devam eden 20 dakikayı geçen bir göğüs ağrısı varsa hastamızın bilelim ki hücreleri, hastanın kalp kası hücreleri yavaş yavaş ölüyordur. Bu en yoğun şekilde ilk 2 saatte gerçekleşir. İlk 2 saatte ne yazık ki o damarın beslediği bölgenin önemli bir kısmını kaybeder hastalarımız. Bu 6 saate vardığında daha yüksek bir düzeye ulaşır. Yaklaşık 10-12 saati bulduktan sonra da artık kurtarılacak kalp kası miktarı çok azdır. Ve bizim hastaya vereceğimiz şey çok azdır. Eğer gecikmiş halde gelirse, biz bir yandan o damarı açmakla ve kalan kısmını kurtarmakla uğraşmak durumdayız. Bir yandan da geçen 7-8 saatte ölen kalp kası hücrelerinin fonksiyon görmemesine bağlı hastamızda tansiyon düşmesi, nabız düşmesi, akciğerin ödemle karşılaşması, yani akciğer ödemi tablosu gibi aslında kalp krizinin sonuçlarıyla da bir yandan mücadele etmek zorunda kalırız ve bizi en çok zorlayan husus budur. Bir hastanın kalp krizi geçen bir hastanın damarını açmak çoğu zaman emin olun 15-20 dakikalık bir süreçtir. Yani anjiyo masasına yattıktan sonraki süre büyük kısmında hastalarımızın 15-20 dakikalık bir süreçtir. Belki daha kısadır bir kısmında. Ama gecikmiş bir hastada
o kadar farklı sorunlarla uğraşıyoruz ki. Bizim damarı açmamız sadece bir teferruat olarak kalıyor. Bu hastanın tansiyonunun toparlanması, o ilk 24 saati atlatabilmesi için son derece karmaşık bir tedavi, cihaz tedavisi, ilaç tedavisi, yoğun bakımdaki sıkıntılı bir süreç söz konusu. O gecikme bize ne yazık ki böyle bir sıkıntılı sürece mal oluyor. Dahasını söyleyelim, hastamız diyelim ki bu süreci atlattı. Bu sürecin sonunda sağ salim evine normal kapasiteyle dönme şansı kalmıyor ne yazık ki. Hasar mı? Düşünün, 2000 motorlu bir aracı biz 1000 motorlu, 1200 motorlu bir araç olarak sahibine teslim etmiş gibi oluyoruz ne yazık ki. Ve burada bu geçiş sürecinde kapasite azalması hastalarımızda gerek fiziksel gerek ruhsal anlamda, hani ben bundan sonra bir anlamda yarım bir insanım, bir anlamda engelli bir insanım duygusu oluşturuyor ki bu çok travmatik oluyor. Ki gerçekte ne yazık ki bu. Yani ağır bir kalp kriziyle evine gönderdiğiniz bir hasta ne yazık ki fonksiyonlarını belli oranda kaybetmiş olarak hayatına devam ediyor. İlaç bağımlı olarak devam ediyor. Belki bir takım pil gibi bir takım destek tedavilerine ihtiyaç duymak zorunda kalıyor ilerleyen süreçte.